Merhaba, hoş geldiniz. Gülhan Karaca ben. 1980 Yozgat doğumluyum. İlk orta öğrenimi Yozgat'ta tamamladım. Newport Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunuyum. Şimdi de Gülhan Karaca Ekolojik Otel Restoran'ın sahibiyim. 2017 yılında bir finans kurumunun Orta Anadolu sohbetlerine katılmıştım. Orada yurt dışından gelen CEO'su bu saatten sonra yapacağınız yatırımlarınızı üretim ya da teknolojiden yana kullanın demişti. Benim de teknoloji tarafım çok iyi değil. Üretime ve tarıma kendimi daha böyle yakın hissettiğim için 25 Mart 2017 yılında köyüme yerleştim. Ve burada hani üretimi bir kendimi test etmek, hem köye adapte olabiliyor muyum, üretimi başarabilecek miyim diye bir yıl boyunca kendimi test etmeye adadım. Bu süreçte de tabii TKDK'nın Yozgat il koordinatörü ve ekipleri haliyle köyü ziyaret ettiler. İşte ben bir sera kurmuştum. İşte seracılıkta da destekleyebiliriz sizi ya da başka bir şey isterseniz diye davet ettiler. Ben de gittim, bir taraftan da onlarla görüşmelerim devam etti. Şimdi burası otel kısmı, 11 odalı 22 yataklı bir otelimiz var. Mesela burada tabii ki işletmecisi kadın olduğu için kraliçe dairemiz var. Sonra iki tane suite odamız var. Sonra diğer odalarımız da klasik odalar. Toplamda 22 kişiyi ağırlayabiliyoruz. Bir toplantı salonumuz var. Aynı anda 50 kişinin yemekli toplantı ve sunum yapabileceği bir oda. Ve burada konaklayan misafirlerimizi de dışarıdan da yöresel ürünlerimizi tattırabileceğimiz bir restorana sahibiz. Aynı anda 210 kişiye de hizmet verebiliyoruz. Restoranda kahvaltıda sunduğumuz reçellerin tamamı kendi üretimimiz. Melemenlerimizin tamamı kendi üretimimiz. Sonra orada işte poğaça, çörek, omaç ve yöresel ekmekle yaptığımız omaç var. Bunların hepsi tamamı kendi üretimimiz. Burada en çok böyle beni daha çok böyle heyecanlandıran, destekleyen bu üretimin kapasitesini daha fazla artırıp daha fazla böyle kadınları zaten hep hani birlikte çalışma arkadaşlarım diyorum. Çünkü hep beraber var ediyoruz biz burada. Kadınları böyle girişimciliğe aşılamak aslında orada da. Hani böyle üretimin de aslında zor olmadığını, istenildiğinde de bir şeylerin başarılabileceğini kadınlara aşılamak. Öncelikle inanmaları gerekiyor ve seçecekleri alanı çok iyi belirlemeleri lazım. Burada insanın kendisini çok iyi tanıması gerekiyor. Doğru yatırımı seçtikten sonra ki özellikle hani kadın yatırımcıları TKDK çok fazla daha böyle pozitif ayrımcılık yapıyor. Hani bunu ben kendim yaşadığım için bunu çok rahatlıkla dile getirebiliyorum. Kalanı TKDK tamamlayacaktır. Önemli olan seçsinler, inansınlar ve devam etsinler. Tarım ve Orman Bakanlığımıza, Sayın Bakanımıza, TKDK Yozgat Koordinatörlüğüne ve TKDK kuruluşuna ve bana bu aşamada destek olan, hani o kadar çok ki adını sayamayacağım, eşim, dostum, yakınım, herkese sonsuz teşekkür ediyorum.